Evet değerli izleyicilerimiz, şu anda Hemşin göletindeyiz. Hava da çok güzel. Gölette şu an dolmuş halde, biliyorsunuz her yazın burada güzel festivaller ve şenlikler oluyor. Belediyemiz tabii ki güzelliklere güzellik katma amacından buradaki serinderleri daha güzel hale, güzel kullanışlı hale getirdiler ve hemen göletin hemen bir üst kenarında insanlarımızın oturabileceği güzel evet yerler yaptılar. Çevre temizlikleri yapıldı, bahçeler temizlendi. Gördüğünüz gibi insanlarımızın dinlenebileceği yerleri yeni yeni şu anda koydular. İşte bunlar yeni olarak montajlandı. Evet, ve boyandı, renklendi. Şu anda gördüğünüz gibi gençlerimiz balık tutuyorlar. Evet, evet bir gencimizle beraberiz. Merhaba, kolay gelsin. İsmin ne bakayım? Osman Efe. Osman Efe. Senin ismin ne? Burak. Burak, evet. Burak ile Osman. Osman, bakıyorum balık tutuyorsun. Seviyorsun galiba balık tutmayı. Ne var ne yok, buradaki ne vuruyor, neler tutuyorsunuz veya burada veya yukarılarda, nerelerde balık tutuyorsun genelde, onu da söyleyeyim. Abi, genelde Irmak'ta alabalık tutarım. Irmak'ta tutarsın, alabalık. Aynen, burada ama alabalık oluyor. Geçen sene boyuyla bir tane tuttum alabalık. Büyük ha. Aynen. Ama şimdilik poza çıkıyor. Poza çıkıyor ama hava da güzel değil mi, ortam da güzel gerçekten. Gölet Hemşin'e çok büyük bir güzellik ya, hava katmış zaten. Herhalde yapılan müracaatlar sonucunda burası daha da çok daha güzel hale gelecek. Evet, dediğiniz gibi poza veya alabalık yakalıyorsun. Bugün bir şey tutabildin mi burada? Tuttum. Ha, ne tuttun? Bir tane poza tuttum. Poza tuttun mu? Poza tuttun. Ve şimdi denemeleri yapıyorsun. Hadi bakalım, kolay gelsin. Evet değerli izleyicilerimiz, gördüğünüz gibi burada Hemşin'in gençleri evet şu anda üstüne yatmış, balık tutuyor. Sen herhalde misafir olarak geldin değil mi? Yoksa Hemşin'de kalıyor musun? Ha, buralısın yani. Şimdi kimileri biliyorsun yazın geliyorlar, yazın kalıyorlar. Ben öyle. Ha, sen. Ha evet, babama da yapmıştınız. Öyle mi? Babana röportajlar, röportajlar yapıyoruz evet. Sen nereden geldin? İstanbul'dan. Ben Kocaeli'den geldim. Kocaeli'den geldim. Nasıl, değişmiş mi biraz Hemşin? Bayağı değişmiş. Bayağı değişmiş. Yani tabii ki yıllar geçtikçe çok daha güzelleşiyor. İnşallah çok çok daha iyi olur. Dediğimiz gibi gençler artık sizler de güzel güzel hayatın tadını yaşarsınız değil mi? Hadi bakalım. Demek sen buralısın. Aynen. Burada sen kaçıncı sınıfa gidiyordun? 7'ye geçtim. 7'ye geçtin evet. Ben sen 5'e geçtin. Siz ne kadar burada olacaksınız? Biz bir ay. Evet. Sen buradasın her zaman. Peki. Hadi kolay gelsin bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi şu anda göletteyiz. Vatandaşlarımız oturmuş. Kolay gelsin, dinleniyorsun. Ne var ne yok, nasılsınız? Sağ olun, sizler. Biliyorsun bu sene biraz korona sıkıntısını yaşıyoruz. Ne var ne yok Hemşin'de. Genelde biliyorsun bir de ilçeler arasında da özel korumalı bir yer olarak da ilan edildi. Burada herhangi bir sıkıntılar olmadı inşallah. Şimdi çevre biraz daha güzelleşmiş. Bir şeyler yapılıyor. Yani. Yapılıyor diyorsun. Biraz festival herhalde bu sene galiba olmayacak ama. Bu sene festivalimiz ama, yok. Evet, ama tabii ki insanın burada oturması ve gölette bir başka has alıyor değil mi? Herkese nasip olmayan bir şeydir. Evet, gerçekten yani insanlar böyle bakıyorum. Kimi kişiler geliyorlar böyle değil mi? Hem resimler çekiyorlar hem oturmak ayrıcalık. Ayrıcalık değil mi? Evet. Kıymetini de bilmek lazım. Kıymetini bilmek lazım. Şimdi evet. Biz
devamlı bunların içinde olduğumuz için bize bunlar pasif geliyor. Evet. Ama yabancıya öyle gelmiyor. Evet. Yabancıya o kadar güzel bir yer geliyor ki. Evet, evet. Gezdik artık ya. Evet. Ama yani bu ama bu güzellikleri işte. Yani ama biliyorsun. Burada yine yaşamak Avrupa'da için. Bile yani. Şimdi biz burada piknik yapmaya yer arıyorlar. O piknik kapının önünde ya. Evet. Ağacın dibi ki piknik. Evet, yap evet. Orada pikniğini. Evet. Mis gibi Allah vermiş. Bu evet, güzel evet çok güzel. Burada evet. Yap pikniğini. Ne, evet. Ne işin var senin? O tarafa gidiyorsan bu tarafa gidiyor. Evet. Yazılığa gidiyorlar. Evet, evet. Pikniğe gidiyor bu sefer ya. Evet, evet. Ve bayılıyor iş ya. Ama çok güzel yani. Kapının var ağacın dibi evet, piknik. Evet. Evet, peki. Metin görüşürüz. Seninle birkaç şey yapalım. Bunlar da yeni koydular herhalde. Bunlar o taraftaydı. Bu taraftan aldılar. Daha iyi oldu. Peki evet değerli izleyicilerimiz gördüğünüz gibi bu hemen göletin kenarına bunları yerleştirdiler. Ve gördüğünüz gibi aynı zamanda restore edilmiş. Aynı zamanda verniklenmiş güzel bir hava katıyor. Gençler evet, resimler çekiyorlar, oturuyorlar. Gördüğünüz gibi hemşin ve gölet bir başka gerçekten evet sanki Avrupa'da bir dağ şehri gibi bir yer gördüğünüz gibi. Hemşinin şu anda Gölet Parkı'nın oradayız ve şu anda gölet kenarında yürüyoruz. Aynı zamanda göletin kenarına alınan yeni yapılan evet eserleri sizlere buradan sergiliyoruz. Evet şu gördüğünüz şu anda hemşinin evet meşhur salıncaklarından evet şu anda boş ve hemşin belediyesi tarafından yapılmış. Gördüğünüz gibi gelen misafirler veya işte hemşinler burada bu salıncaklara biniyorlar. Biraz daha ilerliyoruz. Evet, hemşinin gölet parkını görüyoruz. Evet, şu anda bir zürafa koyulmuş. Evet, belediyece. Çocuklarımız gördüğünüz gibi evet, çocuklarımız parkta eğleniyorlar. Atlı karınca koymuşlar. Gördüğünüz gibi çocuklar atlı karınca da eğleniyorlar. Aileler şu anda gördüğünüz gibi çocuklar salıncakta evet sallanıyorlar. Seni tanıyabilir miyim? İsmine bakayım senin. Karin. Efendim? Karin. Karin. Karin sen burada mı yaşıyorsun yoksa dedesi. Nereden geldin sen bakayım? Antalya. Antalya'dan mı geldiler? Ha, hoş geldiniz. Eğleniyorsun burada. Evet sen ismin ne? Sena. Sena sen de mi Antalya'dan geldin? Evet. Sen nereden geldin? Yoksa buralı mısın? Hemşine misin? Hadi bakalım nereden ne? Misafir yazın oluyor geliyorlar değil mi? Ben nereden? Ben. Nereden geldi? Pazar. Pazar. Sizler atlı karıncaya biniyorsunuz da bunları yeni koydular galiba. Yeni koydular. Evet bunlar hep konuyor. Evet sizin isminiz ne bakayım? Sizin isminizi bir öğreneyim. He? Belinay. Senin ismin ne? Evet, Belinay, sen nereden geldin? Burada mı mısın? Pazar. He? Pazardan mı geldin? He. Bak ben de pazardan geldim. Böyle belediye başkanımıza, kaymakamıma uğradım. Böyle çekimler yapıyoruz. Bak, memnun musunuz bak bu oyuncaklardan? He? Oyuncaklardan memnun musunuz? He? Evet diyorsun. Hadi bakalım eğlenceler. Evet sizde de kısaca röportaj yapalım. Hoş geldiniz. Ben buralıyım zaten ya. Evet. Ne var ne yok? İyi vallahi. Ya. Ben de böyle başkanıma uğradım. Kaymakamıma uğradım. Böyle buradaki sosyal faaliyetleri de tanıtıyoruz biliyorsunuz.
Hemşinin hem göleti hem de yeni tesisleriyle çok daha... Çocukların bir evinde yeri oldu. Hemşine böyle bir yer gerekliydi. Evet. Ben emekli öğretmenim. Evet, evet. Ben tanıyorum tabii de yine ismini de bir alalım buradan istersen. Cemil Dursun Paslı. Cemil Dursun Paslı. Ben tabii tanıyorum ama yine de... Torunum Antalya'dan geldi. Onu gezdirmeye geldim. Maşallah. Evet. Orası yeni yapıldı. Çocuklar için güzel bir eğlence oldu. Çok güzel. Evet. Değil mi? Evet. Hayırlı, hayırlı olsun. Çok güzel. Allah'ın eline sağlık. Evet, bu sene tabii Şenlikler Festivali olsa daha çok daha iyi olacaktı ama değil mi? Dolayısıyla festival şey oldu, iptal edildi. Evet, hayırlısı diyoruz. Çok da, hayırlısı çok da güzel olmuş. Evet, inşallah çok çok daha iyi olur. Hemşin daha güzel kolunlara ulaşır. Dediğimiz gibi böyle bir hani Avrupalarda var ya daha... şehirleri gibi, dağ ilçeleri gibi daha da gelişir diyoruz. Doğal olarak çok güzel. Çok güzel. Takım imkanlar falan buraya tanınırsa ileride insanlar nefes alabileceği, güvenebileceği hem yazlık hem kışlık yer, çok güzel yer olabilir yani. Olabilir diyorsunuz. Çok güzel. Yani evet. Şehirde bulunan insanların yazlık ve kışlık dinlenme yeri olabilir. Yani. Evet, çok teşekkür ederim. Evet. Sağ olasınız. Değerli izleyicilerimiz gördüğünüz gibi bu parkı belediye yeni koydu. Ve burada da spor yapanlar evet gördüğünüz gibi buralara geliyorlar. Ve çevre düzenliğine önem veriliyor. Biliyorsunuz TOKİ evleri de şu anda görüntüde çok yakında TOKİ evleri de bitecek. Onlar da satışa çıkacaklar. Tabii biz bir araştırmasını yaptık ama şu anda bu fiyat durumlarını daha sonra sizlere aktaracağız. Evler tabii ki birinci sınıf olarak yapılmış. Genelde 2+1'ler var. Bilgilerimizi aldık. Bu bilgileri daha sonra sizlerle paylaşacağız. İşte gördüğünüz gibi gençlerimiz hemşinin meşhur salıncağından yararlanıyorlar. Evet, büyük, küçük, genç, yaşlı salıncaklarda eğleniyorlar. Dediğimiz gibi şu anda parkın yeni halini sizlerle paylaşıyoruz. Daha ileride, biraz daha ileride evet yine bir park daha hizmete giriyor. O parkın da isminin ne olacağı, evet belediye başkanımızla da görüştük. Meclis karar verecek. Evet, meclisin verdiği karar ile birlikte o parkta ismini alacak. Bildiğiniz gibi burada evet hem yüzme yarışları, hem motor yarışları, hem kano yarışları, yelken yarışları oluyordu ama bu sene maalesef koronadan dolayı bu yarışmalar şu an askıya alındı. İleriki günlerde ne olur ne biter bilmiyoruz. Tabii ki kaymakamlık ve belediyenin vereceği bilgiler doğrultusunda gerekli tabii ki işlemler yapılacak. Evet, göletin sonunda evet, hemşinin kendi elektriğini üreteceğini duyduk. Evet, Eylül-Ekim'e doğru bu da yavaş yavaş gerçekleşecek. Yani Hemşin ilçesi kendi elektriğini de evet, üretmiş olacak. Ayrıca tabii ki Hemşin ilçesinde bir başka içme suyu kaynakları ile ilgili bilgilerimiz var. Onun da altyapısı tamamlandı, betonları atıldı. Yine başkanımızla görüşme yaptık. Evet, çok yakında başkanımızın açıklamasını da sizlere sunacağız. Evet, Hemşin'in yine içme suyunu karşılayabilecek bir hizmet. Aynı zamanda şişe suyu olarak da satılacak. Şu anda gördüğünüz gibi evet, çevre parkın çevre çalışmaları devam ediyor. Evet, şu anda kamelyaları gördüğünüz gibi kamelyaları yerleştirdiler ve güzel bir şekilde hizmete açıldı. İnsanlarımız
hem bu kamyonlarla oturup hem de göletteki değerlendirmeleri, evet, ve göletteki çalışmaları izleyecekler. Gördüğünüz gibi, evet, çiçekler ekilmiş parka, evet, bir çevre düzenlemesi yapılmış. Evet, şu anda gördüğünüz gibi salıncaklarla sallanıyorlar. Evet. Yine dönüyoruz hemen ileriye doğru. Çalışmalar devam ediyor. Parkın düzenlenmesi şu anda yapılmış. Gördüğünüz gibi çiçekler ekilmiş. Bahçe düzenlenmesi devam ediyor. Burada hemşinin bir simgesi haline gelen bir taş fırın şu anda görüyorsunuz. Bunlar tabii ki tamamen düzenleme halinde. Evet, çalışmalar devam ediyor şu anda. Taş fırını görüyorsunuz. Buraya oturtulmuş. Aynı zamanda, evet, meydanda basket potaları var. Gençlerimiz burada gelip basket oynayabiliyorlar. Evet, şu anda gördüğünüz gibi serenderi vernikledir. Serender vernikledi, temizlendi. Güzel bir şekilde onarıldı. Ve buraya koyuldu. Biliyorsunuz hemşinin ve özellikle Rize'nin önemli özelliklerini anlatan, evet, serender. Evet, Toki evlerini görüyorsunuz şu anda. Aşağı yukarı çoğu bitti. Geçen günde zaten bakanımız gelmişti, bunları denetledi. Şimdi fiyatları hususunda, aldığımız bilgiler hususunda Cumhurbaşkanı'na bir sunum yapılmış. Evet, fiyatlar hakkında çok yakında açıklama yapılacak. Şu anda, evet, gördüğünüz gibi yeni yapılan ikinci parkı görüyorsunuz. Çevre düzenli yapıldı. Sanırım bu çarşamba günü de meclis toplanacak ve bu parkın ismi, evet, konulacak. Bakalım bu parkın ismi ne olacak? Şu anda çevre düzenlemesi yapılmış, kameralar koyulmuş ve park ismini bekliyor. Tabii ki burada bu doğanın, bu derenin, bu güzelliklerin keyfini çıkartacak insanları da bekliyor. Evet, gördüğünüz gibi park şu anda tamamlandı. Bu çarşamba günü de büyük bir ihtimalle ismi konulacağını söylediler. Parkın hemen altında görüyorsunuz. Hemşine güzellik veren gölet var. İnsanlarımız burada, evet, bakın, hem keyfini çıkartacaklar hem de, evet, dediğiniz gibi bu güzellikleri yaşayacaklar. Şu anda her şey hazır bir vaziyette.
Hemşin'in ikinci parkı belediye başkanla görüştüğümüzde tamamen belediye tarafından yapıldığını söyledi. İsmi için birkaç önemli isimler geçiyor. Ama Sayın Başkanımız yapmış olduğumuz konuşmada Sayın Başkanımız bu parkın isminin meclis karar vereceğini ve ona göre de evet ismi koyulacağı söylendi. Şu anda gördüğünüz gibi insanlar burada gelip dinleniyorlar. Dere sesini dinliyorlar. Ve bir şekilde dinleniyorlar. İşte göletin görüntüsü ve sesi. Evet, kolay gelsin. Tamam, hoş geldiniz. Oturuyorsunuz. Hoş evet. Geldiniz, güzel tabii. Kelale'nin yanında böyle evet. Kuş sesi, dere sesi, kuş sesi. Evet. Düşüncelerinizi alalım dedim ama nasıl duygularınızı alabilir miyiz? Gerçekten tertemiz, pırıl pırıl. Evet, siz Hemşinli misiniz? Hemşinliyim, Abi Cami'nin imamıyım ben. Oo, evet. Hocam, hayırlı cumalar. Evet, hayırlı cumalar, onu da söyleyelim. Sizler de Hemşinli misiniz? Hemşinlisiniz. Nasıl bu yeri dediğimiz gibi beğendiniz herhalde? Vallahi çok. Beğenmez olur muyuz? Yani bizim memleketimiz. Evet. Kudret'e gitsek bile özlemle burayı özlüyor. Şimdi evet. Bir an önce burada olmak istiyoruz. Yani o kadar seviyoruz memleketimizi. Yani herkesin sevebileceği bir doğallık var. Evet. Şimdi ismi hakkında ben belediye başkanıyla da beraberdim. İsmi hakkında henüz bir şey söylemediler ama dediğimiz gibi az önce belediye başkanının yanındaydım. Bana da soruyorlar tabii ki yani işte acaba bu parkın ismi ne olur falan filan diye. Tabii ki belediye başkanımız da bize dedi ki meclis karar verecek. Yani sizin bir düşünceniz var mı? Yani düşünceye saygımız var. Yani size sorsak ki ne olabilir diye öyle bir aklınızdan geçen bir şey var mı efendim? Yani şöyle diyeyim ben mesela burada sadece benim düşüncem değil de vatandaşların genel anlamda söylenen, konuşulan şekliyle bizim daha önce eski burada siyasetçimiz vardı. Tepkileri. Evet. Onun ismi verirsin diye bir düşünce var. Var. Yani verirse iyi olur diye biz de düşünüyoruz. Yani Tevfik İleri'yi sizler düşünüyorsunuz. Evet. Yani Hemşin'in değeri yani. Değeri diyorsun. Değer. Peki. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Mutlaka görüşeceğiz. Hemşinimize, yöremize hayırlı olsun. Ama kıymetini de bilelim yani. Çok önemli. Yani geçen pazardan geliyorum adam. O trakları kırmış, o trakları yakmış. Yani lütfen buradan da duyarlı olalım. Yani onu da vurgulamak, bu kadar güzellik, bu kadar güzel şeylerin de kıymetleri yani bilinmiyor. Olmayanlar var, olmayan ilçeler var. Yani kıymetini bilelim diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Çok teşekkürler.